Şimdi burası Ahmet Çakır'ın emeğiyle meydana gelmiş bir dağ başında bir böyle yer. Muhteşem bir çiftlik. Çiftlik değil, ben bahçe derim buraya. Evet, çocuklar, işte çalışanlar çiftlik yazdı daha buraya. Evet. Adını. Kaç metrekare? 65 dönüm burası. Evet. Burada işte geldik, hayvan merakı. Evet. Şantiyelerde tavuk, köpek besliyorum, koyun besliyorum. Evet. Her inşaatlarımda vardı. Evet. Sonra dedim İstanbul'a yakın en yakın yerlerden biri. Burada dedim 3-5 dönüm bir yer alayım, böyle bir şey yapayım diye aldım bir şey. Biraz büyük oldu. Sonra biraz daha büyük diye derken burada buralı olduk yani. Aydınlılı olduk. Aydınlılı. Biraz da Aydın'a yakınız diye. Aydın. Esin benzerliği de be. Bir şey meydana geldi. Siz onun tercihin etkisi var mı gerçekten? Yok yok, hayır. Ama bir sıcaklığı oldu tabii. Evet, evet. Birazcık hiç olmadı dersem yalan olur. Sonra işte Molalılar Derneği'ni kurdum ben. 92 senesinde. Evet. 3 sene kurucu başkanlığı yaptım onu. Hemşerilerimiz işte böyle görünce gururlanıyorum. Seviniyorum çok. Evet. Hevesleniyorum böyle gençler, sizleri gördükçe çok hevesleniyorum. Evet. Ama olması gerektiği kadar olmadığı için de biraz üzülüyorum. Kaç üyesi var şu anda? Ben ilk kez geliyorum mesela. Ben şu anda bilmiyorum kaç üyesi olduğunu epeydir. Derneğin yani herkesle ilişkilim var ama gençlerle çok yok. Belki usta var, genel sekreter bir genel bilgi verebilirler. Evet. Yani burası her zaman Egelilere, Muğlalılara açık. Biz Egebir'i kurduk. Evet, biliyorum. Tabii tabii biliyorum. Egebir'in üyeleri de var burada bakın. Evet. Onlarla da beraberiz. Evet. Yani Egelilere açık bir yer burası. Evet. Ara sıra işte ne kır düğünü yapıyorsunuz diyorlar. Bazen kır düğünü yapıyorlar. Evet. Burada. Evet. İşte ayrıldık. Evim eskiden burasıydı. Sonra öbür tarafta bir şey yaptık. Oraya ayırdık. Evet. Burada yaşıyorum ben. Burada aşağı yukarı yazın hep devamlı yaşıyorum. Kışında gene geliyorum. Gündüzler hep buradayım. Ya, kar da yağmur da olsa hep buradayım. Burayı yaşatmaya çalışıyorum. İşte Çakırağ durağı yaptılar. Çakırağ Muhiti dediler bizim o bölgenin adına. Evet. Burada adımızı çiftine yaşatmaya çalışıyoruz. Oldu yani buranın. Tabii. Şimdi böyle bir yere bu bölgede yapan pek olmamış tabii evet, ki. Evet. Bizim tabiata olan aşıklığımız, hayvana olan aşıklığımız, biraz yörükkan olması. Evet. Yani ben burada daha önce işte boğa besliyordum, boğa güreşleri yapıyordum falan vesaire. Her şeyim vardı, her şeyim. Evet. Sonradan meyve çok vardı. Para etmediği için, üreteceği bir şey kalmadığı için. Evet. Bunlardan kuryanın yerine bir daha meyve dikmedim ama süs bitkileri. Siz dolaştınız mı etrafı? Dolaşın. Şöyle dolaşın etrafı. Her taraf süs bitkisi. Son bir şey soracağım. Burada mangal mütemadiyen mi oluyor? Bugün diğer günlerde böyle özel günün dışında burada sinek girmez. Evet. Yani kimse giremez. Evet. Yani bir Egeli, bir Muğlalı, bir buraya nasıl gelmesi lazım? Hangi periyotlarda gelebilir? Sadece özel günlerde böyle özel günlerde yapıyoruz. Evet. Ama eşim dostum olduğu zaman mutlaka her zaman gelebiliyor. Evet. Biz zaten bir dernekten grubumuz var bizim. Eskiden kalma arkadaşlarım var benim. Onlarla biz zaten sürekli görüşüyoruz. Evet. Yani burada da görüşüyoruz, dışarıda da görüşüyoruz. Evet. Yani öyle şeyimiz yok. Egeli'ye sınırı yok. Eyvallah. Yok tabii, yani. Tabii. Yani ben şöyle düşündüm. Burada belli zamanlarda mangal yapılıyor. Yok. Etkinlikler oluyor falan mı acaba diye sormak istedim aslında. İstenildiği zaman oluyor. Evet. Yani her zaman öyle bir şey yok. Anladım. Yani açık değil burası. Anladım. Yani anladım. Restoran hizmeti vermiyoruz. Anladım. Sadece. Bu önemli işte. Çünkü şimdi biz bu videoyu koyduktan sonra insanlar burayı arayacaklar, bulacaklar. İşte biz böyle mi yapıyoruz falan filan. Hayır. Evet. Bir grup oluşturdukları zaman gelebilirler. Yani bir etkinlik organize ederlerse gelebilirler. Onun işlerle oğlum ilgileniyor, büyük oğlum ilgileniyor. Evet. Yapılır, gelirler yani, sorun olmuyor. O zaman şöyle sizi daha fazla sıkmayalım. Çok teşekkür ederiz. Ederim, son bir şey söylemek istiyorsanız söyleyin buyurun. Bütün Muğlalıları bu dernek çatısı altında birleşmeye davet ediyorum. Egelileri hatta birleşmeye davet ediyorum. Evet. Hatta biz 20 yıldan beri ikinci bir
ilçeden vesaireden dernek kurmadılar. Evet. Gerek duymadan şöyle güzel bir topluluk varken niye herkes burada? İşte Fethiye'lisi, Milaslısı, tabii. Köycesi, hepsi burada. Evet. Zaten çok kalabalık olamıyoruz biz. Evet. Biz... Dolayısıyla bu şeyi toplayalım. Evet. Değerli bizim için. Bölünmeyelim, birleşelim. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Birleşme zamanı. Çok teşekkür ederim.